İyi akşamlar. Öncelikle teknik bir sıkıntı olup olmadığını kontrol edelim. Bir dakikanızı isteyeceğim bunun için. Şu anda sesim geliyor mu? Evet. Kıymetli hocalarım. Ben Ebru Göktepe Metin. Osmaniye Rehberlik ve Araştırma Merkezi'nde rehber öğretmen olarak görev yapmaktayım. Yaklaşık 12 yıldır Milli Eğitim. Bugün sizlerle rehberlik planları ve e-rehberlik modülü üzerinde bir yayın gerçekleştireceğiz. Görüyorum ama sanırım rehberlik modülü üzerinde bir eğitim gerçekleştireceğiz. Aslında daha doğrusu kısa bir sohbet diyeceğim. Çünkü sizlerle ayrıntılı bir şekilde e-rehberlik sistemini anlatan, 2017'den bu yana kullandığımız rehberlik planı hazırlama sistemini de aynı anda anlatacaktım. Ayrıntılı bir eğitim. Evet, sanırım devam kitlesi yeni atanan rehber Bakanlığındaki uygulamalara dair, çalışmalara dair, plan yaparken, rehberlik hizmetlerini gerçekleştirirken nerelerde ne tür sistemin kullanılması gerektiğini anlatacağız kısaca. Ancak sahada çalışan rehber öğretmenlerimiz için de bir nevi hatırlatma niteliğinde olacağını ümit ediyorum. Ki onlar geçen yıl 2 günlük bir hizmet içi eğitim programından geçtiler. Modülün kullanımı ile ilgili 3 yıldır yeni rehberlik plan hazırlama anlayışının içerisinde hizmet sunuyorlar. 1 yıldırsa e-rehberlik modülünü kullanıyorlar. E-rehberlik modülünü anlatmaya geçmeden önce e-rehberlik modülünün kullanımı için ön koşul çalışmalar gerçekleştirildi. Öncelikle biraz onlardan bahsetmek istiyorum. Rehberlik hizmetlerindeki standartlaştırma çalışmaları ilk olarak 2017 yılında rehberlik hizmetlerinde kullanılan form ve anketlerin güncellenmesi ile başladık. Standartlaştırılması ile başladı çalışma. Öncesinde rehberlik hizmetlerinde tabii ki yeni atanacak arkadaşlar için açıklama ihtiyacı duyuyorum. Diğer meslektaşlarım elbette ki bu süreçlerden geçtiler. 2017 yılı öncesinde rehberlik hizmetlerinde görüşmelerde hangi görüşme formlarının kullanılacağı, ihtiyaç belirlerken ne tür anketlerin kullanılacağı tamamen rehber öğretmenlerin meslektaşlarımızın inisiyatifine bırakılmış. İhtiyacı yönelik olması, kuruma özgü olmasından dolayı bazı çalışmaların işin ruhunda olan bir şeydi. Ama yeni atananları düşündüğümüzde nereden başlaması gerektiği, hangi formu kullanması gerektiği, doğru olan soru nerede, nedir, sonuçlar nasıl istatistiklere dökülmeli? Bu konuda giden bir rehber. Alanda kullandığımız 600 adet form, anket, ölçek incelendi. Bunlar arasında okullarda kullanım hakkına sahip olanları seçildi. Diğerleri için yeni anketler, ölçekler, daha çok formlar geliş çatı altında sunuldu. Bunun güzel diğer bir yanı ise hangi formu hangi amaçla kullanıyoruz? İşte bu form bir kendini anlatma tekniği mi, bir gözlemsel teknik mi? İşte öğrenciye mi uygulanıyor, veliye mi uygulanıyor, uygulayıcının uzmanlık alanı nedir, kullanım koşulları nedir, ayrıntılı bir şekilde yönergesi hazırlandı ve bütün formlar tek çatı altında toplandı. Bu arada yayının donduğuna dair mesajlar alıyorum. Bir dakika bağlantımı kontrol etme ihtiyacı duyuyorum şu anda. Lardan dolayı gerçekten affınıza sığınıyorum. Yüz yüze eğitim yapmanın yani şu pandemi süreci bitsin. Doya doya eğitimlere koşacağım artık. Çünkü böyle çok zor. Zaten sizlerle göz teması kurmadan karşılıklı oturup birlikte sohbet edercesine bir görüşme, çalışma, eğitim gerçekleştirmeden böyle online eğitim yapmak çok sorun. Bir de bu teknik sıkıntılar gerçekten içerikten çok teknik kısma yoğunlaşmaya neden oluyor. Affınıza sığınıyorum tekrardan.
Evet, nerede kalmıştık? Rehberlik hizmetlerindeki standartlaştırmada kalmıştık. Rehberlik hizmetlerindeki ilk standartlaştırma formların güncellenmesi, yeni formların oluşturulması ve sahaya sunulması şeklinde oldu demiştik. Bu formları Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde rehberlik hizmetleri sekmesi adı altında rehberlik hizmetlerinde kullanılan formlar şeklinde o sekmeden ulaşabilirsiniz. Hepsi tek bir harita şeklinde. Çok özür dilerim. Teknik olarak teyit alma ihtiyacı duyuyorum. Formların güncellenmesinden, standartlaştırılmasından sonra sahada artık ihtiyaç analizlerinde hangi formların kullanılacağı, yıl içerisinde hangi formların kullanılacağı, görüşme formlarında yine aynı şekilde hangi soruların sorulacağı şeklinde standart sağlanmış oldu. Ayrıntılı yönergeleriyle de uygulamaları kim tarafından yapılacağı, okul rehber öğretmeni mi, sınıf rehber öğretmeni mi tarafından uygulanacağı şeklinde standartlar oluşturuldu. Bu çalışma tamamlandıktan sonra artık özellikle e-rehberliğin de temelini oluşturacak olan rehberlik hizmet sunum sisteminin oluşturulması ve okul rehberlik planlarının hazırlanması ile ilgili standartların tekrar gözden geçirilip revize edilmesi çalışması yürütüldü. Yine 2017 yılında başlayan çalışma bizlere şu avantajı sağladı. Rehberlik hizmetleri gerçekten çok geniş bir alan. Yani rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri. Baktığımız zaman eğitsel rehberlik, kişisel sosyal rehberlik, mesleki rehberlik başlıkları adı altında birçok çalışma gerçekleştirilebiliyor. Tecrübe sahibi arkadaşlar kurumun özelliğine göre, öğrenci profiline, veli profiline göre hangi çalışmayı yürüteceğini zaten çok iyi bir şekilde tespit edebiliyor. Ancak özellikle yeni başlayan rehber öğretmenlerimiz için hangi çalışmalar yapılabilir? Bununla ilgili bir kılavuza ihtiyaç vardı. Kılavuzdan kastım ne tür çalışmalar yapılabileceğine dair sadece internet siteleri, internet grupları üzerinde değil de gerçekten somut olarak ben öğrenciye dönük lise düzeyinde kişisel sosyal rehberlik hizmeti adı altında ne tür çalışmalar yapabilirim? Bunun seçeneklerini görecek bir kılavuz ihtiyaç duyuluyordu. Bu ihtiyacı gidermek için öncelikle rehberlik hizmetlerinde ne tür çalışmaların yapıldığı listelendi. Bu liste yapılırken bize akademinin sunduğu kapsamlı gelişimsel rehberlik program anlayışının başlıklarından kategorilerimizi oluşturup bu kategorilerin altında ne tür çalışmaların gerçekleştiğini sıralayarak rehberlik hizmetleri sunum sistemi oluşturuldu. Bu sistem öncelikle elimde şöyle görsel olarak göstereyim. Tabii ki okunmuyor şu anda karınca duası gibi diyoruz biz. Bunu yine Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde edinebilirsiniz. Bu bizim için aslında 2 sayfa süren, hatta 3 sayfa süren bizim yıl boyunca hatta meslek hayatımız boyunca yürüteceğimiz çalışmaların tamamının bir haritası. Bunu edinmek, evet, şu anda internet sitesinin uzantısını da bağlantısını da paylaştı arkadaşlar sizlerle sohbet kısmında. Geçenki eğitimimizde bu çok sık sorulmuştu. İnternet adreslerinin bağlantılarının paylaşır mısınız diye. Desteklerinden dolayı teşekkür ederim arkadaşlara. Rehber hizmetleri sunum sistemi oluştuktan sonra artık planın tamamen burada yer alan çalışmalar doğrultusunda gerçekleştirileceğine dair sizlere bir kılavuz sunuldu. Ve kılavuz doğrultusunda 2017-2018 eğitim öğretim yılından itibaren yeni rehberlik hizmetleri plan anlayışı doğrultusunda çerçeve planımız yenilendi. Peki eskisindeki şeyler neydi? Yani eskisinde işe artık işe yaramayan, sahada verim alınamayan kısımlar neydi? Ve bunların yerine neler geldi? Biraz bunlardan bahsetmek istiyorum. İzninizle. Öncelikle eski planı elimize aldığımızda sistem aynen şöyle ilerliyordu. Bakanlık tarafından her yıl Ağustos ayı içerisinde bir çerçeve rehberlik planı yayınlanmaktaydı.
Çerçeve rehberlik planı hafta hafta, hatta bazen gün gün planlanmış bir şekilde sahaya sunulmaktaydı. Amaç şuydu, bu plan rehberlik ve araştırma merkezlerine gönderiliyor bakanlık tarafından. Rehberlik ve araştırma merkezlerinde her RAM kendi hizmet bölgesini göz önünde bulundurarak, kendi hizmet bölgesinin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak planı bir revize ediyordu. Ardından RAM'lar tarafından okullara planlar gönderiliyor, kurumlara. Kurumlar yine kendi kurumlarının, öğrencilerinin, velilerin ihtiyacı doğrultusunda planları tekrardan revize ederek kendi rehberlik planını oluşturuyordu. 2005'ten bu yana uygulanan bu sistem artık 2017'ye gelindiğinde bazı aksaklıklarla karşılaştı. Belki hani çevrenizde gözlemlemiş de olabilirsiniz. Nasıl? Bakanlık tarafından yayınlanan çerçeve plan olduğu gibi kurum planı olarak algılanmaya başlandı bir süre sonra. Ya da kendi kurumumuza özgü, biz normalde lisansta değerli hocalarımızdan şu bilgileri edindik. Bir plan hizmetin alanlardan beslenmeli. Nasıl? Hizmeti alacak olan grubun ihtiyaçları neler? Bunları belirlemeliyiz. Bir önceki yıl bu grupla neler çalışılmış? Bunlara bakmalıyız. Bu tarz veriler doğrultusunda önümüzdeki yıl için bir plan hazırlamamız gerekmekte. Ancak saha artık bu konuda biraz düzleşmeye başlamıştı. Yani her kuruma özgü plan hazırlayan, çok güzel plan hazırlayan meslektaşlarımız vardı. Ama artık yavaş yavaş planlar bakanlıktan nasıl çıktıysa bakanlığa öyle dönmeye başlamıştı. Bir diğer sıkıntımız planların izlemesiyle ilgili. Planlarımız online olarak ya da çıktı şeklinde rehberlik araştırma merkezlerine ulaştırılmakta, oradan bakanlığa ulaştırılmakta, ama tüm Türkiye'nin neleri planladığı, en çok hangi çalışmalara eğildiği, en çok hangi çalışmalara yer verdiği maalesef izlenemekteydi. Yani 3 yıl öncesinde ben bugün durduğumda gelecek hafta Türkiye genelinde en çok hangi çalışmalara yer verilecek, bunun planını göremiyordum. Şu anda tabii ki e-rehberlik modülü sayesinde izleme değerlendirme çalışmaları daha da işlerlik kazanmış durumda. Yine aynı şekilde eski plana bakıldığında planın başlıkları, sütunlarımız şöyleydi. O çizelgeyi hatırlayanlar, şu anda sunumum önümde olmadığı için gösteremiyorum. Bir grup rehberliği sütunumuz vardı. Bireysel planlama sütunumuz vardı. Yine aile hizmetleri, program hazırlama sütunumuz vardı. Yalnız bu sütunların her birinin altı her hafta için ayrıntılı tanımlarla doluydu. Yapılacak çalışmanın somut hali değil, ayrıntılı tanımlar yer almaktaydı. Yayının tekrar donduğuna dair bildirim alıyorum. Çok dikkatimi dağıtıyor bu ama çok özür dilerim. Maalesef böyle devam edeceğim. Yayın kayıt altında olacak. Sonra tekrar dinleme fırsatına sahip oluruz inşallah. Ve özellikle Eylül ayına kadar, bu bilgilere Eylül ayında çok ihtiyaç duyacağız. Eylül ayına kadar çevrim dışı bir video hazırlayarak yine PDR Derneği'nin üzerinden sizlere ulaştırmayı planlamaktayız. Umarım o biraz daha ihtiyacınızı giderir diye düşünüyorum. Çerçeve planın güncellenmesinden bahsediyorduk, pardon. Çeşitli başlıklarımız vardı dedik. Sahaya özellikle eğitimlerde, çalıştaylarda bu başlıkların altındaki tanımları neye göre doldurduğu sorulduğunda öncelikle bir çerçeve planda böyle yazıyordu. Bu yüzden bu başlığı aldık denildi. Yine aynı şekilde çok güzel plan hazırlayan arkadaşlar da vardı, ancak bazı kavramsal karmaşaların oluştuğunu gördük. Nasıl? Özellikle bireysel planlama konusunda. Yani o kurumda çalışırken, özellikle ilk atandığımda benim de sıkıntı yaşadığım konulardan biriydi bu. Bireysel planlama sütunu altında hangi çalışmalara yer veriyorsunuz diye sorduğumda kendi tecrübelerimden bahsedeyim. Genelde şu cevabı aldım. Rehber öğretmen olarak bana özgü planlamaları içeren çalışmaları yazıyorum bu kısma denildi. Halbuki bana literatür der ki bireysel planlama hizmet sunanın değil, hizmet alan kişinin hayatına dair bireysel çalışmaların olduğu kısımdır. Ama gelen planlara da baktığımızda çoğunlukla rehber öğretmenin kendi bireysel çalışmalarına yönelik kısım oluştu. Burada
Serdar Erkan'ın da kitabında önerdiği gibi aslında hizmetin kullanıldığı adıyla anılmasına dair bir görüş geldi ekip tarafından ve bunun üzerine rehber hizmetleri sunum sistemi oluştururken çerçeve plandaki bu başlıklar değil de bizi literatürün kapsamlı gelişimsel rehberlik program anlayışı üzerinden sunduğu başlıklar üzerinden gidildi. Nasıl? Bunlar önleyecek gelişimsel rehberlik, iyileyici rehberlik, iyileştirici çok özür dilerim, iyileştirici rehberlik hizmetleri ve destek hizmetleri olmak üzere 3 ana başlık üzerinden çalışmalar ayrıntılı bir şekilde listelendi. Bizler de rehberlik planı hazırlarken, rehberlik psikolojik danışma planı hazırlarken rehberlik hizmetleri sunum sisteminde yer alan bu başlıkların grup çalışmalar kısmından, grup ve bireysel olarak ayrılmakta, grup çalışmaları kısmından çalışmalarımızı seçebiliriz. Yine eski programda şöyle bir sıkıntı yaşanmaktaydı. Nelerin planlandığı net olarak izlenememekle birlikte bir yıl boyunca yapılan çalışmalarla ilgili istatistik istendiğinde farklı bakanlıklar, farklı kurumlar tarafından hep şu cevabı vermek zorunda kalıyorduk. 30 Haziran'ı bekleyin. Bilgi çağındayız. Her an her türlü bilgiye ulaşılabiliyor. Ama Milli Eğitim Bakanlığı olarak gerçekten şu çok üzücü bir durumdu. Bizden işte şiddeti önlemeyle ilgili kaç öğrenciyle çalışıldığının istatistiği istenildiğinde 30 Haziran'da okullar RAM'lara yıl sonu raporlarını gönderecek. RAM'lar bunları birleştirecek, bölge raporlarını oluşturup bakanlığa iletecek. Bakanlık bu istatistikleri birleştirecek ve elimize o eğitim öğretim yılının çalışma istatistikleri oluşacak. Ki bu kadar süreçten geçen bir rapor maalesef çok çok ayrıntılı olamıyordu. Bu yüzden gerçekten iyi bir izleme değerlendirme sistemine ihtiyaç duyulmaktaydı. E-rehberlik modülü de bu sistem ihtiyacını giderecek bir modül şeklinde tasarlandı. Aslında bu ihtiyacı 2015'ten bu yana yoğun olarak hissetmekteydik. Yalnız bazı çalışmalar standartlaştırılmadan sistem maalesef oluşturulamayacaktı. O yüzden ön koşul olan diğer formlar, rehberlik programının hazırlanması, nasıl istatistiklere döküleceği gibi çizelgelerin oluşturulması, bu tarz çalışmalar tamamlandıktan sonra 2019 Eylül yılı itibariyle e-rehberlik modülünü kullanmaya başladık. Peki, yine diyeceğim tecrübeli uzun yıllarda çalışan meslektaşlarım için bilgi güncellemesi olacak ama hepimizin bildiği şeyleri bazen tekrarlamak zorunda kalacağım yeni atanan arkadaşlar için özellikle. Eski planla yeni plan arasındaki geçişte e-rehberlik modülüne gelmeden önce eski planla yeni plan arasındaki geçişte bazı standartlar getirildi. Sizler de göreve yeni başladığınızda Eylül ayında ilk yapacağınız şeylerden biri. Gerçi bu lisans eğitiminde sık sık tekrarlanan bir şey. Bir bölgenin, bölgeye yönelik bir kuruma yönelik bir plan hazırlanacaksa öncelikle orada bir ihtiyaç analizi gerçekleştirilmeli. Yeni rehberlik plan anlayışı ile bu tekrar vurgulandı. Hatta buna yönelik rehberlik ihtiyaçları belirleme anketleri, RİBA'lar yayınlandı. Biz her yıl RİBA'ları uygulayarak RİBA'ların sonucuna bakıp yine aynı şekilde paydaşların görüşlerinin alınması, bir önceki yıla ait çalışma verilerinin gözden geçirilmesi sonucunda biz kurumumuzun ihtiyaçlarını belirliyoruz. Ardından ihtiyaç belirledikten sonra hedefler var. Hedefler nedir? Bakanlık tarafından her yıl için ülke genelinde tüm kurumların planlarında yer vermek zorunda olduğu 2 adet çalışma yer almakta. Biz buna genel hedef diyoruz. Önceki yıllarda ihmal ve istismardan korunma, şiddetin önlenmesi, yine geçen yıl rehberlik hizmetlerinin tanıtılması genel hedefi varken bu yıl şu anda yine şiddetin önlenmesi ve çok özel, çok özel bağımlılıkla mücadeleydi sanırım. İkinci planı, şu an ikinci hedefi unuttum. Bakmam gerekiyor. Çok özür dilerim. 2 adet genel hedef bakanlık tarafından yayınlanmakta. Bunu yine Genel Müdürlüğün Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğün internet sitesinde ya da kurumlarınıza gelecek resmi yazıda görebilirsiniz. Ya da e-rehberlik modülüne tıkladığınızda duyurular kısmından görebilirsiniz. Onun dışında
Bakanlık genel hedefleri yayınladıktan sonra il danışma komisyonları tarafından o ile özgü, il genelinde tüm kurumların planına koyması zorunlu olan çalışmalar, 2 adet çalışma, yani yerel hedefler yayınlanmakta. Yerel hedefler genel hedeflerden farklı olarak belirlenmek zorunda. Yani elimizde totalde 4 hedef oldu. Kuruma geldiğinde ben kurumuma özgü 2 adet özel hedef belirliyorum. Neye göre belirliyordum? İhtiyaç analizi sonuçları, paydaş görüşleri ve bir önceki yılın çalışma verilerine göre 2 adet de özel hedef. Ben kurum rehber öğretmeni olarak, okul rehber öğretmeni olarak belirliyorum ve 6 adet hedefi planıma zorunlu olarak yerleştiriyorum. Tabii bu zorunlu yerleştirme, bu 6 adet hedefin öğrenci, öğretmen ve veli ile 3 paydaşla da çalışılacak şekilde çalışmalar planlıyorum. Bu 6 adet hedefi nasıl yerleştiriyorum? Hedefin ismini mi yazıyorum plana? Tabii ki hayır. Rehberlik hizmetleri sunum sistemimizde hedefimizle ilişkili olan çalışmayı öğrenci için önleyici gelişimsel rehberlik kısmında, veli ve öğretmen için destek hizmetleri kısmından çalışmanın adını seçip planımıza yerleştiriyoruz. Eskisi gibi 10 sayfa süren, her haftanın, her günün ayrıntılı olarak planlandığı bir formatla karşı karşıya değiliz. Aksine yapılacaklar listesi şeklinde, hangi tarih aralığında, hangi çalışmanın yer aldığı ve faaliyet türünün ne olduğunu tıklanarak oluşturulduğu bir yapılacaklar listesi şeklinde olan bir plan formatıyla karşı karşıyayız. Yine aynı şekilde planlarımız hazırlandıktan sonra elbette ki değişmeyen bazı şeyler var. Neler? RAM'ların okullara plan hazırlamada müşavirlik hizmeti sunması. Bu önceden de olan bir sorumluluktu. Bu sorumluluk hala devam etmekte. Ancak bu sorumluluk şu demek değil. Eskiden RAM'larımız bir plan yayınlardı, örnek plan ve kurumlar bunu kullanırdı. 3 yıldır bu maalesef böyle değil. Çünkü kuruma özgü plan oluşturulması vurgulandığı için örnek plan yayınlanmamakta. Ancak kurumların hazırladığı planlar belli tarih aralığında RAM'lara sistem üzerinden, e-rehberlik modülü üzerinden gönderilerek RAM'lar tarafından geri bildirim. Planda nelerin eksik olduğu ya da nelerin çok iyi vurgulandığı, güçlü yanları, zayıf yanları RAM'lar tarafından okul rehber öğretmenlerine geri bildirim olarak sunulmakta. Planı hazırladıktan sonra RAM'a gönderdik, plan değişmeyecek mi artık? Resmi yazıyla dedik ki örneğin bu yıl için işte 15 Kasım'a kadar planlar RAM'lara gönderilecek dedik. Peki değişmeyecek mi? Hayır. Rehberlik hizmetlerinin ruhunda ne vardı? Esneklik. Çalışmalarımız yıl içerisinde oluşabilecek yeni ihtiyaçlara göre tekrar tekrar şekillendirilebilir. Planlarımız elbette ki yıl içerisinde şekillendirilmeye devam edilecek. Ancak RAM'ların bize geri bildirim verebilmesi için belli bir tarihe kadar RAM'lara gönderme zorunluluğu bulunmakta. RAM'lara eskisi gibi kağıt çıktısı olarak ya da mail olarak göndermiyoruz planı. Bizler e-rehberlik modülü üzerinde planımızı tamamladıktan sonra kaydettiğimizde kurum müdürümüze planımızın tamamlandığını sözel olarak iletiyoruz. Kurum müdürümüz kendi e-rehberlik modülü üzerinden online olarak planı RAM'lara gönderiyor. Gönderilen planı bir yıl boyunca uygulamaya devam ediyoruz. Uygularken bize ajanda olarak kullanmamız, pratiklik kazanması anlamında haftalık plan hazırlıyoruz. Haftalık planın yine nasıl olduğunu ayrıntılı bir şekilde öğrenmek adına e-rehberlik modülüne görmeye ihtiyacımız var. Belki modülü şu anda size gösteremiyorum. Ancak yine genel müdürlüğümüzün sitesinde modülün kullanımına dair ayrıntılı olarak hazırlanmış e-rehberlik modülü kullanma kılavuzu bulunmakta. Yine aynı şekilde genel müdürlüğün sitesinde yardım videoları yer almakta. Haftalık planın nasıl hazırlandığına dair ya da yıllık planın nasıl hazırlandığına dair oralardan yararlanabilirsiniz. Ya da bir sonraki sunumumuzla inşallah bu ihtiyacı gidereceğimizi düşünüyorum. RAM'lara aynı şekilde haftalık planımızda o haftaya dair yıllık planla ne tür çalışmalarımız var? Bunları artık günlere ve saatlere yerleştirme işlemini gerçekleştirdiğimiz gibi bir de öğrenciye, veliye ve öğretmene verdiğimiz randevularında haftalık plana işlenmesi şeklinde kullanıyoruz. Yeni plan anlayışımız böyleydi. Peki
E-rehberlik modülünde biz bu planı nasıl kullanıyoruz? E-rehberlik modülünde hangi basamaklar altında hangi işlevler gerçekleştiriliyor? Biraz da bundan bahsetmek istiyorum. Bundan bahsederken de şunu vurgulamak istiyorum. Aranızda elbette ki özel eğitim kurumlarında çalışan, pardon, özel öğretim kurumlarında çalışan rehber öğretmenlerimiz bulunmaktadır. Ya da Bilsem'de çalışan halk eğitim merkezinde. Maalesef e-rehberlik modülü hala geliştirmeye devam ediyoruz. Geliştirilmeye de devam edilecek. Ancak maalesef kısıtlılıkları bulunmakta. Bu kısıtlılıklardan birisi modül verileri, kişisel verileri e-okul modülünden çekmekte. E-okulda yer almayan bir bilgi maalesef e-rehberlikte şu anda yer alamıyor. Nasıl? Bilim ve sanat merkezlerinin öğrenci bilgileri, sınıf bilgileri, ders bilgileri kendilerine ait başka bir sistem üzerinde ve biz bu sistemden veri çekilemediği için bilim ve sanat merkezinde çalışan rehber öğretmenlerimiz şu anda e-rehberlik modülünü kullanamamakta. Aynı şekilde özellikle tek tek vurgulayayım istiyorum. Şu an için geçerli sadece bu tarihe kadar. Bilim sanat merkezlerinde çalışan rehber öğretmenlerimiz, halk eğitim merkezlerinde çalışan rehber öğretmenlerimiz, mesleki eğitim merkezinde eski çıraklık okulu dediğimiz okullarda çalışan rehber öğretmenlerimiz ve özel okullarda çalışan rehber öğretmenlerimiz şu anda e-rehberlik modülünü kullanamıyor. Bu hiç kullanamayacakları anlamına gelmiyor. Tabii ki onlara gelecek resmi yazı ile, yayınlanacak resmi yazı ile kullanıma ne zaman başlayacakları konusunda bilgilendirilecekler. Yalnız bunun şeyle karıştırılmasını istemiyorum. Bu yıl çok karıştırıldı. Modülü kullanamayanlar rehberlik planı hazırlamayacak gibi bir şey asla söz konusu değil. Modülü kullanılmasa bile eski sistem üzerinden yani dijital ortamda, mail ortamıyla, resmi yazı illa planlarını RAM'lara ulaştıracak bu kurumlarda çalışan arkadaşlarımız. Kimlerin kullanamayacağından bahsettik. Peki kimler kullanıyor? Hangi amaçla kullanıyor? Nasıl kullanıyor? Bu modüle nereden giriş yapıyoruz? Özellikle yeni atananlar için biraz da bunlardan bahsedelim. E-rehberlik modülü MEBİS yani Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri üzerinde yer alan bir modüldür. Milli Eğitim Bakanlığı'nda kadrosu olmayan, çalışmayan bir kişi bu modüle maalesef giremiyor. Şu anda öğrencilerimize özellikle hala üniversite öğrencisi olan kişilere göstermeyi çok isterdim ama gösteremiyorum. Yardım videolarını izleyebilirsiniz. Orada en azından modülle ilgili genel bilgiler edinmiş olursunuz. Milli Eğitim MEBİS sistemi üzerinden kendi kullanıcı hesabımıza giriyoruz. Burada e-rehberlik modülünü seçerek kendi kurumumuza ait ekranlara karşılaşabiliyoruz. E-rehberlik modülüne girdik. İlk bizi duyurular ekranı karşılamakta. Direkt ana sayfada açılan. Duyurular sadece e-rehberlik modülüne ait değil, genel olarak rehberlik hizmetlerinde o döneme özgü güncel ne varsa anında onun duyurularını görebileceğiniz, yani resmi yazıyı bile beklemeden anında güncel gelişmeleri görebileceğiniz bir ekran. Onu sık sık takip etmenizi öneririm. Ardından modülde hangi ekranlar var? Önce hangi işlemler gerçekleştiriliyor? Kurum yıllık rehberlik programını modül üzerinden hazırlayabiliyoruz. Yine aynı şekilde programın sistem üzerinden RAM'lara gönderilmesi, haftalık programın hazırlanması ve burada randevu defterinin oluşturulması, randevuların verilebilmesi, genel, yerel, özel hedef girişleri yine modül üzerinden gerçekleşmekte. Bireysel ve grupla yapılan çalışmaların bir yıl boyunca yapılacak çalışmaları planladık. Ancak bunları yaparken uyguladıktan sonra çalışmaları girdiğimiz veri girişine 48 saat içerisinde girdiğimiz bir ekran bulunmakta. Yine görüşme formlarının en çok gelen sorulardan biri görüşmelerin içeriğine dair bir şeyler yazılıyor mu modüle? Hayır, biz görüşmelerin içeriğine dair görüşme süreciyle ilgili ayrıntılı olarak bilgiyi elektronik bir sisteme asla taşımıyoruz. Kimle görüşüldü, hangi öğrenciyle görüşüldü, genel olarak hangi başlık adı altında, işte kişisel sosyal rehberlik ve ailevi sorunlar gibi genel kategorik başlıklar altında görüşmemizin kaydını e-rehberlik modülüne giriyoruz. Ardından sistemden görüşme formunun çıktısını alarak yine eski usul manuel olarak kağıt üzerine görüşmemizin içeriğine dair notlarımızı, hatırlatıcı notlarımızı yazıp dosyalarımızda bu görüşme formlarını muhafaza ediyoruz.
Yine aynı şekilde yapılan çalışmalarının raporlanması, yani 30 Haziran'ı bekleyip Haziran sonunda bir yıl sonu çalışma raporu hazırlamak yerine dönem içerisinde kendimizde işte geçtiğimiz süreçte ya da belli bir zaman aralığında kaç öğrenciye hangi konuda ne tür çalışmalar yürütülmüş, bunun istatistiğine ulaşabiliyoruz. Bir diğer işlevi ise, bu çok güzel ama henüz uygulanmaya başlamadı, vurgulamak istiyorum. Eğitsel değerlendirme istek formu. Yani rehberlik ve araştırma merkezi tarafından eğitsel olarak tanımlanmasını istediğimiz öğrencileri yönlendirdiğimiz form artık velilere verilen kapalı zarf ile değil, elektronik bir sistem üzerinden, yani e-rehberlik sistemi üzerinden RAM'lara ulaştırılacak. Yalnız bunun için özel eğitim hizmetleri yönetmeliğin, özel eğitim yönetmeliğinde yer alacak değişiklikleri beklemekteyiz. Bu değişiklikler gerçekleştikten sonra bizler, branş öğretmenleri, sınıf öğretmenleri, yönlendirilmesi düşünülen öğrenci ile ilgili gözlemlerini e-rehberlik modülüne işleyerek RAM'a online olarak gönderilmesi sağlanacak. Bu işlemlerin hepsini herkes görebiliyor mu? Diğer akla gelen sorulardan ve sık sık sorgulanan sorulardan biri. Hayır. Sistemin belli kullanıcıları var ve her kullanıcının kendine göre erişebildiği, yetkilendirildiği ekranlar var. Kimler kullanabiliyor e-rehberlik modülünü? Okul rehber öğretmenleri kullanabiliyor, kurum müdürleri kullanabiliyor, özel eğitim yönetmeliği yenilendikten sonra sınıf ve branş öğretmenleri kullanabilecek, RAM müdürleri kullanabiliyor, RAM'da görev yapan rehberlik hizmetleri bölümünde görev yapan rehber öğretmenler kullanabiliyor. Yine il ve ilçede, ilde ve bakanlıkta rehberlik hizmetlerinden sorumlu yetkili kişiler modülü kullanabiliyor. Ancak kişisel olarak benim rehber öğretmen olarak adını, soyadını ve çalışmanın ana hattını girdiğim görüşmeyi benim dışında kimse isim olarak göremiyor. Bir kurum müdürü rehberlik kurumunda yürütülen rehberlik hizmetlerine ait istatistikleri sadece sayı olarak görebiliyor. Kişi ismi şeklinde kesinlikle erişim sağlanamamakta. Rehber öğretmen e-rehberlik modülünde neler yapıyor? Yıllık rehberlik programını e-rehberlik modülünde hazırlıyor. Ancak bunu hazırlayabilmesi için kurum müdürün tarafından özel hedef girişinin e-rehberlik modülüne yapılmış olması gerekiyor. Yıllık programını tamamlayan rehber öğretmen haftalık programını yine e-rehberlik modülü üzerinde hazırlayabiliyor. Haftalık programını hazırlayıp artık randevularını verdikten sonra yaptığı çalışmaların, grup ve bireysel çalışmaların sonuçlarını e-rehberlik modülünde veri giriş ekranlarına girebiliyor. Yine yaptığı çalışmaların raporlanması ve görüntülenmesini, tekrardan geriye dönük görüntülenmesini sağlıyor. İleriki tarihler için de eğitsel değerlendirme istek formlarında rehberlikle ilgili kısmı doldurmasını sağlanabiliyor. Öğretmenler, branş ve sınıf öğretmenleri ise yönetmelikte ilgili değişiklikler gerçekleştirildikten sonra eğitsel değerlendirme istek formlarındaki ilgili bölümleri dolduracaklar. Kurum müdürleri neleri görebiliyor? Kurum müdürleri yıllık rehberlik programını görüntüleyip onaylayabiliyorlar. Yine aynı şekilde her bir rehber öğretmen, eğer bir kurumda birden fazla rehber öğretmen varsa her bir rehber öğretmene ait haftalık programı görüntüleyebiliyor. Yine burada ana hatlarıyla görüntülüyor. Yani benim işte cuma günü saat 10'da randevu verdiğim öğrencinin adını kurum müdürü göremiyor. Ancak benim o saatte bireysel görüşmede olduğumu haftalık program üzerinden görüntüleyebiliyor. Yine aynı şekilde eğitsel değerlendirme istek formunu görüntüleyip onaylayıp RAM'a gönderme işlemini gerçekleştirebiliyor. Okulda verilen rehberlik hizmetlerinin raporlarının görüntülenmesini sağlayabiliyor. Ayrıca özel hedef girişini müdürler kendi ekranlarından yapabiliyorlar. Peki RAM müdürleri neleri görüntüleyebiliyor? RAM müdürleri okul, kendi hizmet bölgesindeki okullara ait rehberlik programlarının görüntülenme işlemini gerçekleştirebiliyor. Yine aynı şekilde RAM müdürü kendi kurumunda rehberlik hizmetleri bölümü tarafından yürütülen rehberlik hizmetlerinin çalışmalarının istatistiklerini görüntüleyebiliyor. Hizmet bölgesinden kendisine gelen eğitsel değerlendirme istek formlarını görüntüleyebiliyor. Sınıf, şube, okul bazında sorumluluk
bölgesinde yer alan okul kurumlar tarafından verilen rehberlik hizmetleriyle özel, yerel ve genel hedeflere yönelik yapılan çalışmaların, yani kendi hizmet bölgesinde yürütülen tüm rehberlik çalışmalarının istatistiklerini görüntüleyebiliyor. RAM rehber öğretmenlerinin işlemlerine baktığımızda burada sıkıntılar olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Çünkü modül hala okul rehber öğretmenlerine çoğunlukla okul rehber öğretmenlerine hizmet edecek şekilde açıldı ve böyle devam ediyor. RAM ekranları henüz çalışılıyor. RAM ekranları çalışıldıktan sonra bazı sıkıntılar giderilecek. Neler? Sistemin kısıtlılıklarından birisi bu. Biliyorsunuz okullar kendi öğrencilerine hizmet sunarken RAM'lar okulu olmayan bireylere de danışmanlık hizmeti sunabilmekte. Ancak okulu olmayan danışanların bilgilerine e-rehberlik modülüne henüz giremiyoruz. Çünkü e-okulda bilgileri yok. Bunun için nüfustan bilgiler, nüfus dairesinden bilgilerin alınması gerekmekte. Bu da bazı protokoller ve yazışmalar gerektirmekte. Bu işlemler henüz devam ediyor. Tamamlandığı zaman okullu olmayan danışanlarımızın veri girişlerini modül üzerinden gerçekleştirebileceğiz. Yine rehberlik hizmetlerinde görev yapan bir rehber öğretmen, sorumluluk bölgesinde yer alan kurumların rehberlik planlarını görüntüleyebilir ve doğal olarak buradan geri bildirim de bulunabilir. Yine kendi hizmet bölgesinde yürütülen rehberlik hizmetlerinin istatistiklerine yönelik görüntüleme işlemlerini gerçekleştirebilir. İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin yapabildiği, görüntüleyebildiği ekranlar, onlar da yine okul bazında ya da RAM bölgesi, hizmet bölgesi bazında veri görüntüleme işlemleri gerçekleştirebiliyor. İl Milli Eğitim Müdürlükleri bölgelerine ait, yani illerine ait yerel hedeflerin girişini modül üzerinden yapabiliyor. Yine kendi iline ait rehberlik hizmetlerinin istatistiksel sonuçlarını, verilerini görüntüleyebiliyor. Bakanlık ise yine sınıf, şube, okul, RAM, il, ilçe şeklinde filtreler kullanarak tüm ülke genelinde yürütülen, bireysel ve grupla yürütülen rehberlik çalışmalarının istatistiksel olarak verilerine ulaşabiliyor. Onun dışında dediğim gibi herhangi bir öğrenci ismiyle ya da veli ismiyle kesinlikle görüntüleme yapılamıyor. Sadece hizmeti sunan rehber öğretmen bu görüntülemeyi yapıyor. Bu sistem bize neleri getirdi e-rehberlik modülü? Elbette ki daha sistemli olmayı, rehberlik hizmetleri sunum sistemiyle oluşturulmuş bir çerçeveyi plana yerleştirmekte tek tek incelemeler yapmak ya da tek tek kodlar bulmak yerine sistem üzerinden tek bir tıklama yaparak programın oluşturulmasını sağlayabiliyor. Aynı şekilde mezun öğrenci ya da okul değiştirmiş nakil olan öğrenci ile ilgili ben rehber öğretmen olarak daha önce hangi çalışmalar yürütülmüş, ne tür grup etkinliklerine katılmış öğrencim, bunu görebilme fırsatına sahibim artık. Daha sistemli, izlenebilir, anlık olarak çalışmalarımın verilerini belgelere dökebildiğim bir sistem kullanmaya başlamış olduk. Tabii ki sistemin sınırlıklarıyla ilgili sorular geliyor. Bu sorularınızı birazdan göz atacağım ama daha ayrıntılı olarak inceleyip yorum olarak da yazmayı planlıyorum. Sınırlıkların... Şu anda devam mı yayınım? Evet. Özür dilerim. Telefon aşırı ısındı. Uyarısı vererek yayın sonlanmış göründü. Allah'tan bu defa... Teknik sıkıntılarla ilgili yaşadığınız geri bildirimleri MEBİS'te yer alan yardım masasına yazabilirsiniz. Ancak içerikle ilgili öneri ve yaşadığınız sıkıntıları e-rehberlik@meb.gov.tr mail adresine mail olarak gönderebilirsiniz. Sistem sahadan beslenmeye devam ederek gelişecektir. Bu yüzden görüşlerinize çok önem veriyoruz. Mail adresinin yazımıyla ilgili kılavuzun başında iletişim bilgilerimiz yer almakta. Buraya mail atarak bizlere geri bildirimde bulunabilirsiniz.
ben çok teşekkür ediyorum. Sizlerle inşallah pandemi süreci sonrasında yüz yüze görüşüp birlikte çalışmalar yürütmek dileğiyle kolaylıklar diliyorum size. İyi akşamlar.